Merhaba, ne haber? Duydunuz mu bilmiyorum ama bu aralar haberlerde Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor haberlerini görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Neye dayanıyor peki bu haberin kaynağı? Hemen açıklayalım. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılan AKP İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz kısa süre sonra gerçekleştirilecek bir etkinlikle Ahlat'ın il olacağını duyurdu ve şöyle devam etti. İnşallah hedefimiz bu bölgenin Sayın Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda umarım Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Şimdi ben haberi size doğru bir kaynaktan aktardım ancak ana akım medyaya çok da böyle yansımadı. Ana akım medyada direkt olarak Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkacak şeklinde yansıdı. Ancak fark ettiğiniz gibi böyle bir söylem yok. Söylenen şey şu. Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkacağı zaman deniyor. Evet yani buradan anladığımız bunlar konuşulmuş. Belki böyle bir plan var. Hatta yakın zamanda hayata geçmesi de mümkün. Ancak kesin olarak Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkacak diye bir şey de söylenmemiş. Şimdi konuya gelirsek bunun öncelikle müjde olarak yayınlanmasını kimi insanların buna sevinmesini gerçekten algılayamadım. Çünkü yeni bir il demek otomatik olarak yeni bir masraf demektir. Her ile bir vali atayacaksın valinin yardımcısı olacak onlara birer bina tahsis etmen gerekecek altlarına birer tane ayudi çekeceksin şimdi 81'den 100'e çıktı ya en az 19 tane daha vasıfsız üniversite, 19 tane daha millet bahçesi, 19 müftülük külliyesi 19 kent meydanı diye uzayıp gider bunlar. Hatta 19 havalimanı bile yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz bugün Türkiye'nin her yerinde havalimanı var. Bunun övünüyorlar ancak 1 milyon yolcu garantisi veriyorlar havalimanına. BKZ Zafer Havalimanı. 150-200 tane yolcu inip kalkıyor. Yani millet en azından havalimanı yapıldı bizim şehrimize. Onlar önemli çünkü aradaki garanti edilen yolcu sayısında sana giren miktar hiç önemli değil. Şimdi tüm bu masraflara baktığımız zaman hala daha müjde benim ilçem il olacak diye seviniyorsan Şuraya git. Burası sana daha uygun. Bu bahsettiğim tüm şeylerin masrafı tabii ki vergilerimizden karşılanacak. Yani senin benim cebimden. Ülke zaten böylesine görülmemiş bir ekonomik krizle boğuşurken, saçma sapan gereksiz bir hamleyle niçin bir de müjde olarak böyle bir haber yapılır? Buna insanlar birazcık kafa patlatmış ve AKP'nin daha çok milletvekili çıkarmak için böyle bir hamle yapabileceğini söylemişler. Bu gerçekten de böyle olabilir. Biliyorsunuz ülkemizin bazı kısımlarında çomar lentler var. Eğer bu çomar lentlerden birkaç tane yeri ilçe yaparsan, yani AKP'nin kazanabileceği kısımları, böylelikle seçimde meclise daha fazla AKP'li sokabilirsin. Eğer seçimi kaybedersek yine de mecliste bizden daha fazla adam olsun diye böyle bir hamle yapılabilir. Bu konuda muhalefetin çok uyanık olması gerekiyor. Çünkü il sayısının yüze çıkması gibi bir mesele hiç de öyle konuşulmayacak, tepki gösterilmeyecek bir şey değil. İlk olarak zaten mevcut ekonomik durumda bizi daha kötüye götürür, insanların üzerine daha fazla vergi yükü yükler, aynı zamanda mecliste AK Parti'nin millet ve milletvekillerini arttırmasıyla sonuçlanabilir. Yani siz yine adamın işte ben öyle demek istememiştim demesine falan bakmayın. Bunlar demek ki planlanmış şeyler ki söyleniyor. Tabi bu haberlerin çıkmasının ardından acaba nereler il olabilir tartışmaları da yaşandı. Birkaç tane il olmaya aday ilçe söyleyeyim ben sizlere. Adana Kozan nüfusu 130 binmiş. Adıyaman Kahta nüfusu 120 bin. Ankara Polatlı nüfusu 122 bin. Balıkesir Bandırma nüfusu 150 bin. Balıkesir Edremit nüfusu 120 bin. Hakkari Yüksekova nüfusu 120 bin. Kahraman Mar Elbistan nüfusu 140 bin. Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 145 bin. Konya Ereğli nüfusu 140 bin. İşte Akisar var, Nazilli var, Fethiye var. Yine Manavgat, İskenderun, Siverek, Çorlu, İnegöl falan bu böyle uzayıp giden bir liste. En önemlileri de Alanya ve Tarsus var. Çünkü bunların nüfusları 300 binden daha fazla. Tabi burada yaşayan insanlar için böyle güzel bir gelişme gibi olabilir. Ha benim de oturduğum yer artık il olacak falan diye. Ama bahsettiğim gibi bu bir müjde değil. Aksine kara haberdir. Ben bu noktada biraz daha Adem'in merkeziyetçiliği savunuyorum. Çok kısa bir tanım yapacak olursak, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmasını savunan siyasi görüşe deniyor. Aslında buradaki temel mesele sorumluluğu sorumlusuna bırakma. Türkiye hala o 1930'lardan kalma katı merkeziyetçi yönetimle yürütülmeye devam ediyor. Özellikle Ankara'nın verilen kararlar üzerinde etkisi çok büyük ancak her yer Ankara'nın sorumluluğunda değil aslında. Yani sorumluluğunda olsa bile takip edebileceği bir sistem yok. Ancak Avrupa'da Amerika zaten böyleydi. Yavaş yavaş bu ademi merkez merkeziyetçi sisteme geçti. Çünkü mantıklı olan buydu. Bu Adem'i merkeziyetçilik meselesi açıldığı zaman hemen kantonlara bölünme, eyaletlerden işte özellik elde etme falan gibi farklı düşünceler insanların aklına geliyor. Ama aslında bu böyle bir şey değil tam olarak. Ya da şöyle söyleyeyim Adem'i merkeziyetçiliği sadece böyle tanımlarsak çok sığ bir düşünce olur. Buradaki asıl amaç yerel yönetimlere belli konular hakkında karar verme yetkisini vermek. Yani illa daha da bölüneceksek işte 81'den 100'e falan çıkacaksa bari merkezin gücünü diğer yerlere yayalım ki bir işe yarasın diye düşünüyorum ama böyle bir şey de olmayacak. Muhtemelen yüze bölünme de olmayacak. Bu federal sistem konusuna daha sonra detaylı olarak gireceğim. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.